Bu videoda Newton'un birinci hareket yasası hakkında konuşacağız. Newton'un Principia isimli Latince çalışmasının Türkçe tercümesinde birinci yasa der ki, bir cisim üzerine durumunu değiştirecek dengelenmemiş bir dış kuvvet, dengelenmemiş bir dış kuvvet etki etmedikçe duranlığını ya da sabit hızlı hareketini korur. Başka bir deyişle bir cisim dışarıdan bir kuvvete maruz kalmadıkça durmaya devam eder ya da sabit hızdaki hareketini korur. Evet ama ortada bir kuvvet, hatta dengelenmemiş bir kuvvet varsa, bunun ne demek olduğunu az sonra açıklayacağım, o zaman iş değişir. Şimdi durmakta olan bir cisim düşünelim. Mesela bir kaya. Diyelim ki çimlerin üzerinde duran bir kaya var. Kaya dışarıdan bir etki olmadığı takdirde hareket etmeyecektir öyle değil mi? Yani üzerine bir kuvvet uygulanmazsa kaya olduğu yerde kalır. Gördüğünüz gibi yasanın bu birinci bölümü oldukça açık. Bir cisim durumunu değiştiren bir kuvvete maruz kalmadıkça durağanlığını korur. İkinci kısmı şimdilik okumuyorum. Tekrar ediyorum. Üzerine bir kuvvet uygulanmazsa yani birisi kayayı ittirmeye, kalktırmaya yuvarlamaya çalışmadıkça kaya aynen böyle olduğu yerde kalır. Yasanın ikinci kısmını ise sezgilerimizi kullanarak anlamamız biraz daha zor. Bir cisim durumunu değiştiren dengelenmemiş bir kuvvete maruz kalmadıkça durağanlığını ya da sabit hızdaki hareketine korur. Az önce de söylediğim gibi bu birinci yasa. Biraz da ek bilgi vereyim. Burada gördüğünüz Newton, bu ufak resimdeki ve Newton'un birinci yasası. Peki bu kocama resimdeki adam kim ve burada ne yapıyor? Newton'un birinci yasası aslında Galileo'nun eylemsizlik yasasının yeniden ifade edilmiş halidir. Evet, bu medeniyet tarihindeki başka bir dev olan, başka bir efsane olan Galileo, Galilei'dir ve eylemsizlik yasasını bulmuştur. Newton ise bunun üzerine biraz oynayarak bunu yeniden ifade etmiş ve başka yasalarla birlikte bir paket olarak sunmuştur. Tabii bunun yanında başka bir dolu, bir sürü değerli katkısı olduğunu da ekleyelim. Yine de Newton'un birinci yasası için Galileo'ya teşekkür etmeliyiz. Galileo için daha büyük bir resim seçmemiz sebebi de işte bu. Peki, nerede kaldık? Ne dedik? Üzerine bir kuvvet etki etmedikçe duran bir cisim durmaya devam eder. Bazı tanımlarda hatta orijinal metinde kuvvet yerine dengelenmemiş kuvvet kullanılır. Bunun sebebi ise bir cisim üzerine birbirini dengeleyen iki kuvvet etki edebilecek olmasıdır. Böyle bir ihtimalin olmasıdır. Mesela, ben kayayı buradan belirli bir, belli bir kuvvet uygulayarak iterken, siz de diğer taraftan aynı kuvveti uygularsanız ne olur? Kaya yine hareket etmez hareket etmesi ancak ve ancak bir taraftaki kuvvetin diğer taraftakinden fazla olmasıyla, yani ortada dengelenmemiş bir kuvvetin olmasıyla mümkündür. Diyelim ki bir ton ağırlığında bir kaya var. Ya da yok, kaya yerine bir ton ağırlığında bir buz parçası olsun. Ve buz bir zemin üzerinde duruyor. Evet, buzun üzerinde buzu hareket ettirmek daha kolay olacağı için buz örneğiyle devam edelim. Buzdan zeminimizi çizdik, üzerine de kocaman bir buz koyalım. Birinci yasanın birinci kısmına göre üzerine etki eden bir kuvvet yoksa, bu buz parçası olduğu yerde kalır. Bu konuda hemfikiriz, değil mi? Evet. Peki, ben bu taraftan ittirirken, siz de aynı kuvveti uygulayarak diğer taraftan ittirirseniz ne olur? Evet, doğru bildiniz, buz yine olduğu yerde kalır. İşte bu kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir. Kısacası buzu durağın halinden çıkaracak olan tek şey dengelenmemiş bir kuvvettir. Bu tarafa biraz daha kuvvetle yüklenirse karşıdan gelen kuvvet, buradan uyguladığımız kuvvetin tamamını dengeleyemeyeceği için, dengelemeyeceği için buz bu yönde hareket etmeye ve ivmelenmeye başlar. Buraya kadar net değil mi? Duran bir cisim üzerine dengelenmemiş bir kuvvet etki edene kadar durmaya devam eder. Sabit hızla hareket eden cisimden bahsedilen ikinci kısımsa biraz daha karışık. Bu kısımda söylenmek istenen şey ise, sabit hızla hareket eden bir cismin, üzerine etki eden dengelenmemiş bir kuvvet olmadığı sürece, bu sabit hareketine sonsuza kadar devam edeceğidir. Evet, bu çok da kolayca anlaşılacak bir şey değil çünkü, günlük yaşamımızda deneyimlediğimiz ya da gözlemlediğimiz her hareketin bir sonu vardır. Yani bu buz parçasını ittirdiğimde, bir süre sonra durur. Öyle değil mi? Buzdan yapılmış bu zemin sonsuza kadar uzanıyor olsa bile buz parçası hareketine sonsuza kadar devam etmez, bir süre sonra durur. Ya da mesela bir tenis topu, bir tenis topunu fırlatırsam o da bir süre sonra durur. Ya da bir bowling topu kısacası her şey gördüğümüz ve deneyimlediğimiz her şey, her hareket belirli bir süre sonunda durur. İşte bu yüzden sabit hızla hareket eden bir cismin bu hareketine devam edeceğini söylemek pek de mantıklı gelmiyor. Bize göre bir şeyin harekete devam etmesi için devam edebilmesi için sürekli olarak kuvvet uygulamamız gerekir. Peki o zaman burada ne denilmek isteniyor? Newton'un da Galileo'nun da ve onlar gibi diğer bilim adamlarının da yaptığı en doğru en güzel şeylerden bir tanesi bunların bu insanların bu hareketlerin sonsuza kadar devam edeceği fikrini ortaya atmış olmaları üzerlerine etki eden ve durmalarına sebep olacak dengelenmemiş bir kuvvet yoksa, tenis topu da sonsuza kadar gider, bowling topu da, buz parçası da. Buz parçasının örgü yapısında su molekülleri vardır ve tabii ki buz zeminde de aynı su molekülleri bulunur. Ve bir yüzey diğer üzerinde kayarken bu iki yapı birbirlerine çarpar ve sürtünür. Her ne kadar kusursuz bir pürüzsüzlüğe sahipmiş gibi görünseler de sürtünme yaratacak kadar kusurları vardır. Bu kusurlar ortaya ısı çıkarır ve hareket yönünün tersine, tersi istikametinde bir etki yapar. Buz parçasının durmasına sebep olan şey aslında bu sürtünme kuvvetidir. Ve sürtünme kuvvetinin bir de suç ortağı var. Hava direnci. Buz parçası aynı zamanda hava parçacıklarına da çarpar. Bu ilk başta düşünülmese de, belki aklınıza gelmiş olmasa da hava direnci de buz parçasının sonsuza kadar kaymamasına sebep olur. Havaya atılan topta da aynı durum söz konusu. Yerçekimi kuvveti yüzünden zaten bir noktada yere düşecek. Etki eden kuvvetlerden bir tanesi bu. Yere düştükten sonra da sonsuza kadar yuvarlanamaz çünkü bu sefer de çimenle arasında sürtünme var. Hatta daha havadayken yavaşlamaya başlamıştır. Topa çarpan ve onu yavaşlatan bir kuvvet uygulayan hava parçacıkları yüzünden havadaki topun sabit bir hızı yoktur. Kısacası ismi geçen bu bilim adamları yer çekiminden ya da cisimleri yavaşlatan havanın bulunmadığı bir gerçeklik yaratmışlar ve cisimlerin hareketlerine devam edeceği fikrini de bu gerçekliğe göre geliştirmişler. Galileo'nun bu konuda iyi olmasının sebebi gezegenlerin yörüngelerini araştırıyor, araştırmış olmasıdır. Bu araştırmalar sırasında büyük ihtimalle orada hava olmadığını, uzayda hava olmadığını ve gezegenlerin de bu yüzden yörüngelerinde dönmeye devam ettiklerini keşfetmiştir hızları değişmez. Yani yönleri tabi değişiyor ama uzayda onları durdurabilecek herhangi bir kuvvet yoktur. Evet, umarım siz de bu konuyu en az benim kadar, benim bulduğum kadar ilginç bulmuşsunuzdur. Bir yandan çok açık ve netken, netmiş gibi görünürken, öte yandan özellikle sabit hızlı cisimler için o kadar da açık olmayabilir. Bir kere daha tekrar ediyorum, eğer yer çekimi ortadan kalksaydı ve eğer ortamda hava olmasaydı, top ona attığınız yöndeki hareketine üzerine onu durduracak dengelenmemiş bir kuvvet etki etmedikçe hareketine devam ederdi. Hatta son bir örnek daha verelim. Günlük hayattan olsun. Sabit hızla hareket eden bir uçakta olduğunuzu düşünün. Hızımız sabit, türbülans da yok. Burada oturuyorsam böyle bir durumda pencereden dışarı bakmadıkça uçağın hareket ettiğini söyleyemeyiz, değil mi? Hatta şöyle yapalım, Sabit hızdayız, türbülans yok ve pencere de yok. Uçağın pencereleri de yok. Hatta diyelim ki motor sesi de yok. Böyle bir yolculuktayken oturduğunuz yerde uçağın hareket ettiğini söyleyemezsiniz, değil mi? Çünkü bize göre bu durumla uçağın yerde durduğu durum arasında hiçbir fark yok. Durmakla sabit hızda hareket arasındaki benzerlik de, sezgisel benzerlik de buradan kaynaklanıyor. Bu arada hızlanmaktan bahsetmiyoruz, sabit hızda hareket diyoruz. Ona dikkat edin sabit hızda hareket ederken ya da hiç hareket etmiyorken hangi durumda olduğunuza karar vermek bayağı zordur. Değil mi?